için aslında bir sorun teşkil etmiyor. Biz sadece yaban hayatını önemsediğimiz için gece onların varlıklarına imkan sunuyoruz. Evet. Başkanım, bizi mutlu eden tabelaları farkındalık oluşturmak için, halkı bilinçlendirmek için koyduktan sonra vatandaştan çok olumlu tepkiler aldık. Kesinlikle, çok olumlu dönüşler aldık. Bu bizi mutlu eden bu zaten. Otomatik yolumuza girelim. Kokuyu alıyorum. Alıyor musun? Bir şey diyordun. Diğer canlılar bu korularda bulunan diğer canlılara da hani amacımız daha yaşanabilir, insanların da daha saygı duyacağı bir ortam sunabilmek başkanım. Yani unutma ki burada başka ortaklar var yani. Var. Yaşam, yaşam ortağı var. Sadece kendine ait görme diye bir mesaj var yani. Ve sürekliliği sağlamak için de önemli başkanım. Sürdürülebilir. Arkadaşlarım, otik bitkiler konusunda da... Merhaba. Bitkiler hakkında bilgi vereyim isterseniz başkanım. Sol taraftakiler hanım elleri, çalı formunda bodur hanım elleri. Sağlı sollu bunlar bahçe kekikleri başkanım. İleriye doğru. O yoğun kokuyu oradan aldık. Evet. Şu anda bastıkları için de daha da kokuyor. Evet. İşte ekip. Vallahi muhteşem. Günaydın çocuklar. Günaydın. Nasılsınız? İyi. Çok güzel görünüyorsunuz. Bana sürpriz oldu bu. Muhteşem. Harika. Hangi okuldan geliyoruz? Gülensu. Gülensu'daki okuldan. Gülsü Gülensu. Olsun. Olsun. Sen bu sınıfın sözcüsü galiba. Hayır. Niye ama her konuya cevap var. Gülensu değil herhalde. Efendim? Bizim okula gelseydi bir ara. Gelirim. 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 Harika görünüyorsunuz. Arkadaşlarla aranız iyi galiba, değil mi? Evet. Çok iyi. Birbirinizi çok mu seviyorsunuz? Evet. Öğretmenlerinizi? Evet. Ne kadar? Çok. Herhalde bunu duymak yeter, değil mi? Evet, evet, hepsine. Evet, öğretmenlerimize. Harika, çok güzel. Bunlar doğa dedektifi oldu, küçük. Öyle mi? Rozetini, doğa dedektifi. Rozetlerini de aldılar. Oo, muhteşem. İsterseniz kısaca bahsedelim, böyle tabii, bir şeyler tabii var. Şu an izlediğimiz rota, normalde biz bütün kent ormanı ve korularımızda çocuklara yönelik rotalar oluştururuz. Böyle kitapçıklar oluşturuyoruz. Çok rota güzel. Ve burada aktivite listemiz var. Mesela bir ağaca tırma, işte koşmak için açık bir alan bul gibi. Sonra bu koruya ait öne çıkan bitki ve hayvanları tanıttığımız bir sayfamız var. Rotada belirlediğimiz noktalarla ilgili mesela bu noktada durup şelaleye bakıp ördekleri sayıyorlar. Ya da işte etrafta aromatik bitkiler var, kokularına bakıp tanımaya çalışıyorlar. Sonrasında da bazı bilmeceler, hayvanlara ve işte eğlenceye yönelik aslında bilgilendirme ve eğlendirici bir kitapçık hazırlıyoruz. Şu an 6 tanesi, bu 6. rotamız. Bunu bütün kent ormanı ve korulara yayarak aslında doğayı çocuklara sevdirmek, küçük yaştan itibaren ilgilerini arttırmak gibi bir hedefimiz var. Vallahi, o İstanbul harika kapsamında oluşturduğumuz bir ya proje. Bunlar bilinçli köylüler yani. Evet, çok bilinçli. Biz bilinçsiz köylüler yani böyle yanarak, işte affedersiniz kokulara bürünerek falan filan. Bunlar bilinçli köylü. Oyun İstanbul'un bir şeyi değil mi? Evet. Bunları işaretleyip getirenlere şirketlerimiz de soruyoruz. Ördekleri gördünüz mü? Evet. Saydınız mı? Evet. Çok iyi. Burada da hep kızlar konuşuyor, erkekler susmuş. Sizi konuşturmuyor mu bu kızlar? Bir de her korumuzun bir rozeti var. Bu rotayı tamamladıktan sonra Küçük Çamlıca rozetini kazanıyor. Fethipaşa korusunu tamamlıyor mesela, oranın rozetini kazanıyor. 5 tane rozete ulaştığında da Yeşil İstanbul Dedektifi diye bir özel rozetimiz var. Onu kazanıyorlar. Bu şekilde bir parkurumuz. Çok iyi. Bu ilk park gezisi mi bu okulun? Bu okul ilk, için ilk park gezisi. Evet. Daha 5 tane var yani. Çok iyi, çok iyi. Evet. Halk her yerde alabiliyor geldiği zaman, ziyaret ettiği zaman. Anladım. Şey yapabiliyor. Parkların girişlerine böyle maskotlar tasarladık. Onun içinde kitapçıklarımız oluyor. Yani programlı olmadan da vatandaş, yani birlikte annesi babasıyla geldiği zaman çocuklar bu kitapçıkları edinip gezebiliyorlar. Son noktada zaten bizim şefliklerimiz oluyor. Oradan da rozetlerini alıyorlar. Özellikle şefliklerimizi açtık ki başkanım halkla beraber, hani hem çalışanlarımız hem beraber olalım. Ama öyle gezmeden rozet yok diyorsunuz. Tabii, evet. Ödevini yapana. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Sağ olun.
Çok sevindim sizi gördüğüme çocuklar. Yine görüşürüz olur mu? Tamam. Ben sizi çok seviyorum. Ya sözcü. Sözcü. Kesinlikle sözcü değil mi? En çok o konuşuyor galiba. Yüze bakar mısın Allah'ım? Hepsi çok güzel. Peki. Toplu. Onlar zaten toplu. Arkalarına geçelim. Onlar dursunlar. Şimdi oraya doğru bakalım. Fotoğrafçı. Biraz daha arkaya git diyelim mi fotoğrafçı abiye? Çamlıca Korusu'na ilk geldiğimizde aslında formu itibariyle hani sanki böyle kendi elinle bir yeni park yapıyormuş gibi bir fiziksel yapılaşması, olgunlaşması söz konusuydu. Gördüğümüzde buraya başlattıkları çalışmayı daire başkanımız Çağatay Hoca ekip arkadaşlarıyla anlattığında çok heyecan duymuştum. Tabii sonra buranın kıymetli komşularından güzel cümleler duyuyorum uzun zamandır. Artık buradaki iş toparlandı, bitti. Hem artık tümden vatandaşa hazır olduğunu buradan duyurmak, böyle güzel bir parkın nasıl bir yaban yaşamını da kendi içinde barındırdığını hissettirmek adına bugün buradayız. Sabah minik bir yürüyüş gibi. Ama heyecanla gerçekten buraya gelip böyle bir saat doya doya yürüyüşü yapmak için plan yapacağım hızlıca. Bir sabah yürüyüşüne buraya gelmeyi mutlak tasarlayacağım. Olağanüstü bir iş çıkmış. Burada gerçekten neredeyse artık 500 yıllık diyebileceğimiz bir geçmiş var burada. Müthiş bir tarih var. Şimdi de bu muhteşem buranın sahibi 400 yıla yakın. 398. Demek ki 2 yıl sonra 400. yaşını kutlayacağız. Aslında bu ağacın önünde işte bizim gibi yöneticiler şöyle biraz kendine hani yönetici haddini bilmeli diyoruz ya bazen demokrasinin en önemli kuralı. Ağacı görüp haddini bilip görevine daha iyi sarılıp aslında burada ne anıtlar, eserler var dünyada, şehirlerde diye saygı duymalı. Bu da onun bir simgesi gibi burada asil bir biçimde duruyor. Bunun gibi tabii başka ağaçlar da var. Fıstık, çamın, meşe. Yine aşağıda bir anıt ağacı, sakız ağacı var. Muhtelif ağaçlar var. Çınar görmedim çok yaşlı burada. Burada çınar yok. Evet, çınar yok ama meşe ve fıstık evet, çam bir tane karakter. Evet, fıstık çam da buranın İstanbul'un karakteriyle çok böyle özdeşleşmiş bir ağaç türü. Özellikle Boğaz civarında. Şimdi onu ziyarete geldik. Vatandaşlarımızı bu Çamlıca Korusu'na bekliyoruz. Burada bu güzel doğayı, güzel ortamı, kuşların korunduğu, bütün canlıların kendi yaşam koşullarının dengelendiği, aydınlatmasından birçok konuya kadar ve de böyle bilgilenme yapıldığı ki şimdi barkodu okuyunca. Başkanım ismi Ata Fıstık Çamı. En yaşlı, buranın en yaşlısı olduğu için. Ata Fıstık Çamı'nın aslında ne olduğunu, kaç yaşında olduğunu buradan rahatlıkla bu 25 metreymiş, 145 santim çapı. Oo, muhteşem. Aynı zamanda konumunu görüyoruz başkanım. Pire kare miydi çevresi ya? Evet, çapı, alanı. Alan pire. Buradan ağacımızın hikayesini görüyoruz. Ha, hikayesi de var. Oo. En yaşlı ağacıyım, görkemli gövdem ve dallarımla her sabah güneşi kucaklıyor, korun havasını soluyorum. Haydi sen de kendini yeşile, sessizliğe, korun dinginliğine bırak, ne kadar iyi hissettiğini göreceksin. Şimdi bastığın zemini, gökyüzünü, ağaçların dallarını, yapraklarını incele. Bir ağaca dokun, onun yüceliğine bak, ardından kuş seslerini, yaprakların hışırtısını duy. Ayaklarının altındaki toprağı hisset, doğanın sana sunduğu tüm koşulları algıla, kokuları algıla. Günlük yaşamı stresinden uzaklaş ve kendini doğayla baş başa bırak. Doğanın iyileştirici gücünü hissederek yürüyüş yap. Merakının, dikkatinin ve hayal gücünün nasıl da arttığını göreceksin. John Muir'un bir sözüyle bitirmiş arkadaşlar. Güneşin ışıkları ağaçlara aktığı gibi doğanın barışı da size akacaktır. Tasalarınız sonbahar yaprakları gibi düşerken
Rüzgarlar kendi tazeliğini size iletir ve fırtınalar enerjilerini demiş John Muir. Güzel. Başkanım. Güzel. Bütün, aslında bütün tarihi korularımızda anıt ağaçlarla ilgili rota oluşturduk. O rota doğrultusunda konumları ve müthiş bir tarif olmuş aslında.